Manşete hoş geldiniz. Haziran ayı başladı. 1 Haziran 2022. AKP çöküyor. Peki rejim devam edecek mi? Esasen bu soruya cevap arayacağımız aylara girdik. AKP dönemi bitiyor. Erdoğan dönemi bitiyor. Peki bundan sonra rejim mevcut 15 Temmuz rejimi, mev sivil darbe rejimi, KHK rejimi adına ne dersiniz? Bu devam edecek mi? AKP ve Erdoğan'dan sonra onun yerine gelecekler bunu sürdürecekler mi? Veya bunu ne ölçüde sürdürecekler? Ne ölçüde değiştirecekler? Veya ne ölçüde vaatlerde bulunacaklar? Buna giriyoruz. Böyle bir döneme giriyoruz. Sert bir dönem. Ve bu özellikle e, siyasette yaşanan gelişmeler anlamında da e, gözlenebiliyor. M i̇ktidar çok sertleşti. Muhalefet de gelişmelerin farkında. B bir takım Oluşumlar, sivil oluşumlar, şimdi Sadat'la simgeleşmiş ama alt kümesinde çok e, sayıda var. Belki her ilde farklı oluşumlar var. Bir takım oluşumlar, kolluk güçlerine yardım vesaire mazeretiyle ortaya çıktı. Kartlar, kartvizitler, kimlikler taşıyorlar. Arabalarına falan özel logolar yapıştırıyorlar. Özel kıyafetler, montlar falan giy giyiyorlar. Türedi tipler. Ve insanlar çok gergin. Eee biliyorum. Yani öfkeli. Yayın yapanlar da öfkeli. Sokaktaki vatandaş da öfkeli. Ve bu şeye yansıyor. Üsluba yansıyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. izliyorsunuzdur. İki. Bir de herkes herkesi bir yerden bir yere gönderiyor. Hadi yallah. Yallah başka kapıya. Yallah Arabistan'a. Yallah İran'a. Yallah geldiğin yere filan. Bu öfkenin bir tezahürü aynı zamanda. Sert bir döneme girildi. 9 yıl önce bugün 1 Haziran, 31 Mayıs 1 Haziran gezi eylemlerinin start aldığı gündü. Ve o eylemin daha birinci ikinci günü yanılmıyorsam Habertürk'te Fatih Altaylı'nın yayınında Tayyip Erdoğan gezi eylemine katılanlara çapulcu dedi. Çapulcular dedi. Şimdi 9 yıl önce bu kişinin çapulcu demesi 9 yıl sonra bu aynı kişinin e, sürtük çok affedersiniz veya çürük demesi Şimdi yan yana koyduğunuzda değişen bir şey olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla e, gezi eylemcilerine, gezicilere sürtük demesi, çürük demesi, onları yargılaması, mahkum etmesi ve bitmek bilmeyen bir hınçla, bir öfkeyle, bir üslupla onlara çemkirmesi şaşırtmasın. Şaşırtıcı olan o kişinin ve o iradenin ve o partinin, o gücün neyse 9 yıldır orada oturması ve daha kaç yıl oturacağını bilmiyoruz. Ama zannediyorum son senesine girdi. Ve 9 yıldır Türkiye hemen her anlamda geriledi. Yaşam kalitesi düştü. Eğitimden sağlığa, ekonomiden hukuk, demokrasi, basın hürriyeti endeksine kadar, üniversitelere kadar hemen her anlamda ülke geriledi. Ve büyük bir ekonomik buhran yaşanıyor. Ben artık kriz demiyorum ve aylardır demiyorum bunu. Büyük bir ekonomik buhran yaşanıyor. Dünyada da bu anlamda kriz yaşanıyor. Enflasyon var. Enerji fiyatlarında artış var. Market fiyatlarına gittiğinizde biz de İngiltere'de 5-6 yıldır görmediğimiz artışları ufak ufak görmeye başlıyoruz. Pence bazında. Burada pound'un sterlinin küçüğü pence. İşte 100 pence bir pound ediyor. İşte Türkiye'deki kuruş misali. Kuruş bazında daha önce işte 50, 40, 50 kuruş olan ürünlerin ürünlerin 60-70 kuruşa çıktığını görüyoruz. Peki Türkiye'de böyle mi? Bütün bunların hepsine bakacağız ama güncel gelişmelerle başlayalım. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar verilmesi gerekiyordu. İşte YSK üyelerine hakaret filan meselesi. Ne oldu önemli değil. Zaten iktidar bir biçimde bir kup takıyor size. Duruşma 21 Eylül'e ertelenmiş. İşte iddia makamının yani savcının bir talebi üzerine filan. Savcının ne talepte bulunduğu, mahkemenin ne yaptığı falan önemli değil. Burada belli ki siyasi irade bu işi 21 Eylül'e ertelemiş. Yani Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı Cumhurbaşkanlığına 21 Eylül'e kadar belirsizliğini korumaya devam edecek. 21 Eylül'de mahkeme o günkü koşullarda bir karar verecek. Bu durum böyle ya da bu durumu böyle değerlendirmek icap ediyor. Aynı şekilde Kaftancıoğlu 4 saat cezaevinde kaldı, girdi çıktı yaptı beklendiği gibi ama burada mühim olan Kaftancıoğlu'na, Canan Kaftancıoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanına siyaset yasağı 5 yıl konması dolayısıyla irade onu cezaevine atmaya çalışmıyordu. E, siyasetten yasaklamaya çalışıyordu. Böyle cezalandırıldı. Orada e, iki suçtan yeniden yargılanması söz konusu ki o yargının cezasına göre cezaevine de girebilir. Yani bir anlamda Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da izleme altındalar. Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelebilir, cezaevine de atılabilir duruma göre. E Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı geldi. İki suçtan yeniden yargılanacakmış. Haliyle yani siyaset yasağına ilave olarak önümüzdeki aylardaki gelişmelere bağlı olarak şey de gelebilir. Tapis cezası da gelebilir. Böyle. Canan Kaftancıoğlu'nun bu hareketi, bu işareti simgeleşti işte ara anlamına geliyor. Benzer işareti Türkan Saylan'ın yaptığına da vurgu yapıldı ama asıl önemli olan konu işte Kılıçdaroğlu'na atılan bu yumruğun cezasız kalmasıydı. Linç girişimi davasında karar çıktı. Olay çubukta olmuştu bir şehit cenazesinde. Basit yaralamadan ertelemeli ceza. Evet. Kamu görevlisine karşı basit yaralama suçundan bir yıl 15 gün. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan 1 yıl 5 gün 15. O kadar da böyle ilmik ilmik e, mikroskobik ceza veriyorlar ki hükmün açıklanması geriye bırakılıyor bilmem ne falan falan. Sonra Tüm sanıklar adli kontrol hükümleri de kaldırılarak bırakılıyorlar. Adli kontrol hükümleri de kaldırılarak. Bu kadar da şefkatli. Memduh Bayraktaroğlu isyan etmiş. Bu yumru atan Osman Sarıgün'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ben Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi dedim diye 1 yıl 2 ay 17 gün hapse mahkum edildim. Adalet buysa ülke enfisa etmiş çökmüş diyor. Bu simge bir fotoğraftır ve... ...ana muhalefet liderinin... ...can güvenliğinin olmadığının delilidir. Ve bu yumru atan... ...kişi... ...cezasız kalmıştır. Adli kontrol falan hükmü de olmadan serbest bırakılmıştır. Ve bu kişiye... ...tebrik'e de gittiler. Elini öpmeye gittiler. Bilmem ne dayı, bilmem ne amca falan filan diyerek neyse. Evet. Bu o günden belliydi. Evet bugün muhalefet biraz silkinmiş... ...kendine gelmiş görülüyor. Sadat baskınları şu bu filan ama... Bu o günlerden belli bir süreçti. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın demiş. Terörist Demirtaş'ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan, kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et. Sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın. Erdoğan işte gezi eylemcilerine ağır hakaret, muazzam bir hazımsızlık işte Bahçeli öyle. Yani siyasetteki seviye ve siz aynı ifadeleri bunlara söylediğinizde, yani Erdoğan'a sürtük demek suç. Deyemezsiniz dediğiniz anda, dediğiniz anda veya böyle bir tweet attığınız anda dakikalar içerisinde kapınızı çalar polis. Dolayısıyla hani bunlarınki fikir hürriyeti oluyor ama sen bunlara yönelik bir şey yaptığında o da böyle bir ülke. Yani bunu yadırgıyor veya kınıyor sadedinde anlamayın açıklamaları. Yani 9 yıldır 9 yıl önce bugünkü gezi eylemi. Kimine göre milat gezi eylemi, kimine göre 17-25 Aralık. Hangisini kabul ederseniz ama miladın 2013 yılı olduğu açık. 2013 yılından itibaren adım adım gelen bir süreç. Sefer Selvi hemen karikatürünü çizmiş Devlet Bahçeli'nin. Hapisten korksaydık biz de senin gibi iktidarın yanında yanına kapağı atardık Bahçeli diyor Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye. Kılıçdaroğlu böyle bir şey söylemedi belki ama işte o anlamda e, Sefer Selvi konuşturmuş. Erkan Baş tip Türkiye İşçi Partisi e, Boğaz Köprüsü'nde her yer taksim her yer direniş pankartı asmaya çalışırken e, polis müdahalesi oldu ve e, milletvekilleri tartaklandı ve Erkan Baş'ın e, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı hesabından e, Sera Kadıgil gene aynı partinin milletvekili kısa bir süreliğine bu hesabı kamulaştırdım diyerek Erkan Baş'ın ...Twitter hesabını kullandı. Çünkü... E, ...pankart asarken polis... E, ...Serra Kadigil'in telefonunu denize attı. Daha taksidi bitmemişti diyor vesaire. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Ahmet Şık'ın... ...Twitter adresinde de olay anının... ...görüntüleri e, yayımlandı. Erdoğan onlara da ateş püskürdü. Siyasetçi kılıklı provokatörler. Densizler, edepsizler. Milletvekili olsan ne yazar? Şimdi... İşte polis hep söyleniyor ya polise ben milletvekiliyim. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Benim telefonumu nasıl alırsın? Nasıl el koyarsın? Nasıl deniz atarsın? Normal vatandaşa da yapamazsın bunu. Ayrı bir konu. Herkes şey yapıyor ya arkasında bu var. Yani şimdi dün tiplilere müdahale eden güvenlik güçleri her kimse onlar. Cumhurbaşkanının bu lafı bu sözlerinden sonra onlar da yaptıklarıyla gurur duyuyorlar şu anda. Ve bundan sonra benzer biçimde bir takım eylemlere veya gösterilere müdahale edecek olanlar da aynı şekilde onlar da bundan cesaret alıyorlar. Hepsi eş zamanlı. Ve yine gezi eylemcilerine 9 yıl önceki, 9 yıl önce şu günlerde start alan gezi eyleminde, gezi eylemine katılanlara vesaire işte o günkü polisin yaptığı ve o günden bu yana Sokak olaylarında eylemlerde veya protestolarda polisin e, tavizsiz ve sert e, tutumu, ağır şiddet uygulaması vesaire hatta yaralaması, eylemcileri protestocuları öldürmesi hatta arkasındaki siyasi irade. Şimdi bunlar çürük, bunlar sürtük diyor. Eylem ya bu sadece gezi anlamında değil, bütün protestocular için esasen genel bir tanımlamayla söylediği bir şey, tepedeki iradenin haliyle bundan sonra her iki kişi, üç kişi, beş kişi neyse bir basın bildirisi okumak için dahi bir araya geldiğinde buradan güç alan güvenlik güçleri oraya da aynı şekilde çökecekler. Kolay değil. 15 Temmuz'dan sonra ismini bilmediğimiz, duymadığımız yüzlerce organizasyon var. Başta da söylemiştik. Kamu görevlisi gibi hareket ediyorlar demiş CHP'li Murat Bakan ortaya çıkardı. İzmir'de kavga eden bir kişinin üzerinden Türkiye Devlet Fedaileri kimliği çıkmış. Sonra bu kişi de bunu kendini savunurken diyor ki kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak. Yapılanmanın amacı bu. Şimdi bu işler böyle oluyor. Yani bu kişi serbest bırakılıyor. Bunun üzerine gidilmiyor. O oradaki işte bir takım partilerin il başkanları, ilçe başkanları neyse emniyeti arıyor. Birileri devreye giriyor. Bizim arkadaş, bizim arkadaşımız, bizim organizasyonumuz diyor ve bu işler böyle yürüyor. Kimsenin can ve mal emniyeti kalmadı. O arada Özcan Çuhadar cinsel saldırı hükümlüsüyken Covid tedbirleri kapsamında cezaevinden salı veriliyor. Ankara'da her gün yüzlerce kişiyi taşıyan bir halk, halk otobüsünde şoför olarak çalışmaya başlıyor. Otobüse bindirdiği iki çocuğa cinsel istismarda bulunuyor. Tutuklanıyor. 50 yıl hapsi isteniyor ama savcı çocukların rızası var deyip zanlının tahliyesini istiyor. Neyse ki mahkeme reddetti demiş. Sonra da bunlar böyle elini kolunu sallayarak geziyor. Posta gazetesinin haberi kamu görevlerini tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansıması demiş Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümünde Erdoğan. Şimdi bir faşist hiçbir zaman faşist olduğunu kabul etmez. Bir özgürlük düşmanı hiçbir zaman böyle olduğunu kabul etmez. Bir hukuk düşmanı bir çete reisi, bir mafya lideri neyse hiçbir zaman mafya olduğunu, çete olduğunu kabul etmez. Ona göre o en özgürlükçü insandır. En demokrat insandır. Şu hukukun içindedir filan. Kapa parantez. Şimdi bu Sayıştay e, yıl dönümünde Erdoğan'ın konuşmasına bakıyorsunuz. Çok enteresan bir şey söylüyor. Cımbızladığınızda. Diyor ki Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece... Açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerekir filan. Yani Sayıştay'a diyor ki açık arama, e, ceza vermek için e, işlem yapma. Doğru olan yaklaşımın, icracı kurumların iş ve işlemlerinin hukuku uygunluğunu kolaylaştırıcı, yardım edici, yol gösterici. Yani diyor hukuktan çıkabiliriz, sen bu konuda gözünü kapat ve e, açık arama. Yahut Sayıştay açık aramak için kurulmuş bir kurum. Hoş ben kime ne anlatıyorum? Yani devleti denetleyecek, kurumları denetleyecek, açık bulmaya çalışacak ve o açıklara işlem yapacak. Cumhurbaşkanı üst perdede de Sayıştay'ın kuruluş bildirimi de söylediği şeye bak. Sen diyor yardımcı ol bize. Açık arama. Sandık dışındaki her iradeyi reddediyoruz demiş Ömer Çelik. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bir şekilde sandıkta geçtik mi ondan sonra bize her şey serbest. Sayıştay'da Erdoğan'ın konuşmasından, mahkemelerden, basından vesaire hareketle kıyaslayabilirsiniz. Yani gücünü, iradesini, her şeyini sandıktan alan ve oradan aldığı yetkiyle de kendisinde her kendisine her şeyi yapma hürriyeti veren bir e, irade var başınızda ama artık öyle de düşünmüyor. Yani sandığı küçümsüyor, halkı küçümsüyor, halk oyunu küçümsüyor, seçimi küçümsüyor ama görünürde bir meşru kılıfa ihtiyacı var. Ondan dolayı da seçim yapılıyor bu ülkede. Esasinde kendin, esasen kendine kalsa seçim meçim olmasın. Biz ölene kadar devam edelim. Öldükten sonra da bizim atadığımız birisi devam etsin. Yani esasen şu seçimler olmasaydı ülke çok iyi idare edilirdi falan diye düşünüyor şu anda. Ya da ben bir kere beni seçsin halk ondan sonra ben ölene kadar kalayım. Herkes böyle düşünüyor. Putin de öyle düşünüyor. Çin'in başındaki Xi de aynı şekilde düşünüyor. Kuzey Kore liderini kimse e, taşlamasın yani. Öz Haseki de bunu söylüyor. Dertleri sadece AK Parti iktidardan düşürmek demiş. Altılı masa muhalefete. Yani e, sizi yani e, Oturup şimdi burada demokrasi, parlamenter sistem, e, ne bileyim partiler neden kurulur, iktidara talip olmak falan gibi derslere girmeyelim isterseniz. Ama hareket noktaları bu. Hükümeti düşürmek veya kendilerini devirmek isteyen herkes bir anlamda hedef. Her biri bir şey söylüyor ama topladığınızda aynı şeyi söylüyorlar. Orada muhalefet ne yapıyor? 10 temel ilkede şartsız anlaştılar. Pazar günkü toplantıdan sonra bir önceki yayında da söylemiştim. Bir kere daha tekrar etmek için bu grafiği getirdim önünüze. Bakın. Kuvvetler ayrılığı, toplumsal barış, her, her türlü ayrımcılığa son, düşünce ifade hürriyeti, siyasi etik reformu, din vicdan hürriyeti falan. Bütün bunların hepsi var zaten. Yani bu işin ABC'si yahu. Yani bütün bunların hepsi var. Ve cari. Yani var derken yok şu anda Türkiye'de de bilinen şeyler o anlamda söylüyorum. Yani siz yola çıktığınızda siyaset yapmak için, ülkeyi yönetmek için, ülke yönetimine talip olduğunuzda reform yapmak için bunlar 100 yıldır, 200 yıldır var. Sizin güçlü bir irade ortaya koyarak Erdoğan'ı devirebileceğiniz ve bunun da sokağa geçmesi, sokağa yansıması gerekiyor. Ama siz sokakta yürürken ne yapıyorsunuz? Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz deyince inşallah diyorsunuz. Sonra da aman ben öyle demek istemedim diye açıklama yapıyorsunuz. Yani Mansur Yavaş öyle bir açıklama yapmasaydı kimsenin haberi olmayacaktı o konudan. Bir de böyle bir şey var yani. Aday kim olursa olsun Türkiye'yi altı genel başkanın ortak iradesi yönetecek demiş. Böyle muğlak muğlak şeyler. Esasen Ahmet Davutoğlu'nun kardeş Başbakanlıktan bir pelikan darbesiyle indirildiği için o başbakanlığı da bir, bir buçuk sene böyle alayla, alayla, valayla neyse işte yaşadı. Ondan dolayı tıpkı Abdullah gibi karnı şiş. Bir bildiriyle alaşağı edildiği için ve şimdi o günlere dönmek istiyor. Esasen böyle altın tepsi içerisinde veya tabak içerisinde neyse ya Ahmet Bey sizin de devlet deneyiminiz var, şu var, bu var. Bunları da çok iyi biliyorsunuz. Muhafazakar tabana da hitap ediyorsunuz. Siz oy da alabilirsiniz. Ya bizim cumhurbaşkan adayımız siz olsanız falan denmesini istiyor. Yani böyle rüyalar, hülyalar kuruyor. Fakat %0.5'lik belki daha da altında bir parti açısından önemli değil. Fakat altı, altılı masanın yürürken hareket ederken e, artık yavaş yavaş e, eylem birliği gibi ortak bir takım böyle biraz evvel gösterdiğim gibi bir takım kriterler ilkeler etrafında buluşmak gibi bazı söylemlerde de e, birliğe gitmesi gerekiyor. Özel Sencar demiş ki altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim bu kafayla giderlerse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır. Yani karnışış insanların e, gazlamalarıyla da bir yere kadar. CHP'li Bolu Belediye Başkanı CHP niye bu adamı taşıyor bilmiyorum. En son işte e, AKP'li Hacer Çınara e, bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım falan demiş bilmem ne. Bu da Takvim Gazetesi'nden kestim getirdim. E, bu insanları da taşımaya devam ediyorlar yani. Ayrı bir konu. Bak. Yani son şeye girildik. Artık Tanju Özcan benden de değildi. Bolulu Seçmen falan bu tür böyle ince hesaplar yapacak durum değil. Yani gerçekten bir ilke birliği falan ortaya koyacaksınız, yürüyeceksiniz. Ha, Bolu Belediye Başkanı mülteciler konusunda şey yapıyor. Ee, destek buldu kitlesinde. Şimdi onu görevden alırsak bu Bolu'yu kaybederiz falan. Muharrem İnce ile Ümit Özdağ buluşmuşlar. Bu da ayrı bir ittifak. Yani şu fotoğrafa bakın ve e, Erdoğan'ın özellikle muhalif sahada veya muhalefet dünyasında e, nasıl etkili olduğunu veya nasıl orada da bir takım adımlar attığını çözümlemeye çalışın. Muharrem İnce, Ümit Özdağ görüşmesinden sonra. Bir iktidar iddiaları, bir iktidar e, emelleri, arzuları var mıdır bilmiyorum. Fakat bir bölen olarak ortada oldukları kesin. Ayrıca şunu unutmayın. Muharrem İnce de Ümit Özdağ'da partilerinin gücü yetmese de 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabilirler. Ve o 100 bin imzayı kim verir biliyor musunuz? O işin sarayda ayarlanacağından, sarayda o imzaların toplanacağından kuşkunuz olmasın sarayın ön ayak olacağından kuşkunuz olmasın. 100 bin imzayla Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı, 100 bin imzayla Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Dedi dersiniz. Ben söylemiştim demeyi sevmiyorum daha sonra. Konda uzun zaman sonra bir anket yapmış. 20-27 Mayıs 2022 anketi. Bütün bunlara rağmen, her şeye rağmen birazdan ekonomik tabloyu ekrana getireceğim. AKP %28.7, CHP 24.7. İyi Parti enteresan %20'yi geçmiş görünüyor. HDP'nin zaten baraj sorunu yok. O arada Konda'da Tarhan Erdem 90 e, yaşını kutlamış. E, biz de ona uzun ömürler diliyoruz. Bekir Ağardır da Konda başındaki görevinden ayrılmış ve yerini Tarhan Erdem'in oğluna bırakmış Aydın Erdem yanılmıyorsam. Bir diğer araştırma, Metropol'ün araştırması. Orada da kararsız oylar dağıtılmadan AKP 26.5, CHP 18.4, İyi Parti 12.2. Kararsızlar dağıtılınca AKP 32, CHP 22, İyi Parti 15. Yani, Konda anketinde de, Metropol anketinde de AKP en yakın rakibi CHP'ye bilmem kaç puan fark atarak birinci. Bu tabloya rağmen, şu ekonomik tabloya rağmen doğalgaza %30 zam gelmişken sonra da e, Cumhuriyet gazetesi Erdoğan Mayıs'ta hedefi tutturamadı. İğneden ipliğe her şeye zam diyor. Erdoğan hedefi tutturup tutturamaması mı problem? Ey Cumhuriyet gazetesi. Vatandaş inim inim inliyor yahu. Sade'de gelelim. En önemli gündem ekonomi. Sulu da sigarada hep artırıyoruz. Sulu diye bir şey çıktı şimdi de işte. Erdoğan'ın içkiye, iç, içkide vergi ücretlerine filan e, yaptığı e, zammı hatırlatarak söylüyor. Şimdi bir de muhafazakar mahalle de enteresan bir şekilde Erdoğan'ın bu anlamda yanında hizalanıyor veya bu içki ve sigara zamlarına ses etmiyor. Hatta bazı şeylerde ya oraya gelene kadar millet aç falan acından ölüyor falan diyenler de var. Aynı şeyi Erdoğan da söylemiş. Aç sefil geziyor ama bir ayı rakıyı almaktan geri durmuyor. En azından milletin aç ve sefil gezdiğini kabul etmiş Erdoğan. Her neyse e, ya oraya gelene kadar falan şimdi millet zannediyor ki yani işte ekmek bulgur yoğurt sürt et filan işte bunlarla biz bakalım e, endekse e, içki fiyatlarıyla tütün fiyatlarıyla şununla bununla bakmayalım bir böyle bakıyor oraya gelene kadar falan diyor bir diğeri de geçen gün rastladım kötü alışkanlık demiş e, kusura bakmayın ama şeker de kötü alışkanlık çayınıza karıştırıp içtiğiniz şekerin iyi bir alışkanlık olduğuna dair ben bugüne kadar hiçbir şey okumadım Şimdi dolayısıyla e, bu tür konuları iyi alışkanlık kötü alışkanlık oraya gelene kadar falan diye e, genellememek lazım. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ama e, bunu tüketen insanlar var ve buna ihtiyaç duyan insanlar var. İnsanların ihtiyaçlarını siz belirleyemezsiniz. Ben içki sigara tüketmiyorum ama tüketen insanların da ihtiyaçlarını göz önüne almam lazım. Böyle bakmanız lazım. Sen tüketmiyorsan, sen onu günah kabul ediyorsan, sen onu fuzuli bir masraf. Ah bak işte içkiye sigaraya da zam geldi tüketmesinler bu vesileyle. Heh. İyi olur bırakırlar falan. Böyle bakıyorsan doğru düşünmüyorsun. Konutlarda kullanılan doğalgaza %30, elektriğe %15 zam gelmiş. Yani ayda böyle zamlar geliyor tüketilen e, genel ihtiyaçlara. Ve... E, Batı ülkelerinde bu yıllık bile değil. 2 yıllık 3 yıllık bile değil. Ama yeni şafak atıyor işte. Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde kaçmış? %7.9 Senin aylık enflasyonun TÜİK'in açıklamalarına göre %7.9 Orada yıllık %7.9 Ama işte e, Almanya'da enflasyon 48 yılın zirvesinde diye bir de böyle grafik yapıyorlar. Kendileriyle ilgili konularda sayfanın diplerinde. Neticede sert bir sürece girildi ve iktidar unsurları, propaganda unsurları aman vermiyor. Sonra Hürriyet gazetesi nereye gitse Mavi Vatan'ı şikayet ediyor. E hata, hata mı ediyor? Almanya demişken Almanya'ya gitmiş en son Yunanistan başbakanı Mitsotakis Türkiye'yi ABD'den sonra Almanya'ya da e, Mavi Vatan haritasıyla şikayet ettiriyor. Mavi Vatan haritası şu. Hürriyet'te. Evet. E, haksız mı Yunanistan bu, hata, bu haritadan dolayı? şey yapmakta. Kendi çıkarları açısından. Reisinin gazetesi. O arada Odesa'dan İstanbul'a mayından arındırılmış bir buğday koridoru çerçevesinde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ukrayna Savaşı halen devam ediyor. Hiç giremiyoruz. Fakat Batı basınında İngiltere'de, Amerika'da televizyonlar yer veriyorlar, geniş yer veriyorlar. Gazetelerde her gün tam sayfa, iki sayfa okuyabiliyorsunuz haberleri. Maalesef Türkiye medyası bunu tamamen unutmuş durumda. Çatışmalar devam ediyor. Ukrayna'nın talepleri devam ediyor. Silah, gıda, destek vs. Belli ki zamana yayılmış. Belli ki aylara artık yayılacak. Belki kışa kadar, kışın ilk günlerine kadar devam edecek bir sürece girildi. Bilemiyoruz. O arada... Rusya girdiği bölgeleri korumayı sürdürüyor. Diğer bölgelerde de yer yer çatışmalar devam ediyor. Bir manada Ukrayna kendi kaderine terk edilmiş duruyor. Odessa demişken ben ilk haftalarda Rusya'nın Ukrayna'ya, Ukrayna'nın Karadeniz Ukrayna'ya Karadeniz'de kıyı bırakmayacağını, hedefinin bu olduğunu söylemiştim. Şu anda hala hazırda Odessa ve çevresi Ukrayna güçlerinin elinde gibi duruyor ama Rusya'nın nihai hedefi bölgeyi ele geçirmek. O açıdan Odessa'dan İstanbul'a mayından arındırılmış bir gıda köprüsü, işte Lavrov'un Türkiye ziyareti, o ziyarette nelere karar verileceği o açıdan da önemli kritik. Dönelim yerli ekonomiye, fıstıklı değil cevizli üretelim. Yakında o ceviz de olmayacak galiba, boş baklava diye bir şey başlayacak. görüne, sade baklava ya da ne diyelim. O arada Elçin Arabacı paylaşmış Twitter'da, sek süt, 1 litre tam yağlı sek süt, 30.95 TL yani bebeği olan var, muhtaç olan var, çocukları olan var, ihtiyacı olan var. Nasıl olacak ki Bir litre süt olmuş 30.95. Bundan daha ucuz İngiltere'de biliyor musunuz pound bazında TL'ye bazı, çevirin. Yani daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Artık eskiden burada markete gittiğimizde elbette birim fiyatlar falan esas asgari, asgari ücret, farklı satın alma gücü farklı hemen her anlamda. Onu kastetmiyorum. Yakın zamana kadar burada marketlerdeki ürünleri TL'ye çevirdiğinizde Türkiye'ye göre pahalıydı. Temel ihtiyaç maddeleri dahil olmak üzere. Ama son haftalarda TL'ye çeviriyorum. Türkiye'den daha ucuz olduğunu görüyorum. Bunu yağda, sebzede, ette hemen her şeyde görmek mümkün. Hürriyet Ekonomiden 31 Mayıs Salı manşeti Vize çilesi, çilesi bitsin talebi talebi Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Avrupa vizesi yaptırım amaçlı kullanılıyor çifte standart uygulanıyor raporu falan e, vize çilesi bitmeyecek vize çilesi devam edecek Schengen'de şartlar hiçbir zaman iyileştirilmeyecek en azından önümüzdeki 1-2 yıl boyunca Türkiye'den hali hazırda Türkiye'ye hali hazırda vize veren ülkeler varsa bence bunu değerlendirin e, yurt dışına yerleşmeyi düşünenler de bunu değerlendirebilirler çünkü çok değil aylar içinde belki e, bu seneden sonra bu artık pek mümkün olmayacak. Böyleyken böyle. Dostacı söyler. Isparta Belediyesi sürekli haritayı şeyi güncelliyor. ilanı güncelliyor. İşte en son e, Melek Mosso ve işte Funda Arar falan vardı. E, bu Is, Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde. Şimdi bu sanatçılar varmış. E, sürekli de güncelleyerek tweet atıyorlar. <laughs> e, i̇yice madara oldular. Ayrı bir konu. İşte şey e, o arada Melek Mosso'dan e, sonra işte Funda Arar ve bir şarkıcı daha şu an ismini hatırlamıyorum. Onlar da işte çekildiler ama onların çekilmesi biraz geç oldu her neyse. E, ee, enteresan olan şey şu. Melek Mosso Kültür Turizm Bakanı tarafından himaye ediliyor efendim. Isparta Belediyesi tarafından Gül Festivali'nde konseri valilik kararıyla iptal edilen Melek Mosso'nun Kültür Yolu Festivali'nde sahne alacağı duyurulmuş Evet. Kültür Turizm Bakanı Melek Mosso'ya sahip. Yani neticede Melek Mosso olayının bir anlamda ters teptiğini görüyorlar. Orada Melek Mosso Isparta'da konseri iptal edildikten sonra İzmir'de sahneye çıkmış. Türk bayrağıyla şarkı söylemiş filan. Ee, bu vesileyle de şöhret oldu. Ünlü oldu. Ee, yolu açık olsun. Ben de adını bilmiyordum. İlk defa adını öğrendim vesaire. Ama bununla anılacak veya bununla gündeme gelen bir şarkıcı olarak hafızalarda yer edecek. O kesin. Kapatıyoruz kapatırken insanları aptal yerine koyarken kendi zekanızı baz alıyorsunuz." sözüyle kapatalım. Elbette bu bir Photoshop çalışması fakat doğru. Herkesi kendimiz gibi düşünüyoruz. Kendi değerlerimizle bakıyoruz. Bu negatif anlamda da pozitif anlamda da böyle. Biraz evvel içki sigara meselesinde geniş bir parantez açtım. Orada da öyle. Yani kendi değerlerimiz kendi düşüncemiz, kendi bakış açımızı esas kabul ediyoruz. Doğru kabul ediyoruz, gerçek kabul ediyoruz. Haklı olduğumuz taraflar var, haksız olduğumuz taraflar var. Objektif olduğumuz taraflar var, subjektif olduğumuz taraflar var. Belli bir öğreti, belli bir anlatıyı esas kabul ettiğimiz yönler var ideolojik anlamda. Ama belli bir öğreti veya belli bir anlatıya da nefret kustuğumuz veya karşı olduğumuz taraflar var ideolojik anlamda. Dolayısıyla... Bir, bir önceki veya iki, iki önceki yayında herkesi kendimiz gibi sanıyoruz. Herkesi kendimiz gibi dürüst, insan haklarına saygılı, hukukun, demokrasinin içinde falan bir birey olarak düşünüyoruz. Ondan dolayı insanların yaptıkları bize tuhaf geliyor. Veya Türkiye'de Türkiye'nin başına musallat olmuş çetenin yaptıkları bizlere tuhaf geliyor demiştim. Bunu negatif anlamda da düşünebilirsiniz. Bir kere daha söylüyorum. Güzel bir laf. İnsanları aptal yerine koyarken kendi zekanızı baz alıyorsunuz. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız lazım ve e, konuşurken, e, yargılarken, sorgularken, kritik ederken e, belki çıktığımız yer e, hani meşrep, su içtiğimiz e, kaynak manasına, beslendiğimiz kaynak neyse bunları gözden geçirerek daha dikkatli olmamız icap eder diyor ve bir manşeti daha böylelikle e, noktalıyorum. Cuma günü manşetin normal günü ve saatinde bir şeyler arası seyahatim var. Dolayısıyla izin talep ediyorum. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar. Bir sonraki yayında yani pazartesi günü buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.